Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sadece 2 adet yumurtayla yumuşacık, çok lezzetli borcamda kek hazırlayacağız. Ben şeftali kullandım. Arzu ettiğiniz gibi isterseniz kullanmaya da bilirsiniz. İsterseniz mevsimine göre meyveler de kullanabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden bu yumuşacık, lezzetli kekin ayrıntılı tarifine geçelim. Derince bir kabı önüme alıp kekin hamurunu hemen hazırlıyorum. 2 adet orta boy yumurta, 200 milimlik bardaklarla 1 su bardağı toz şeker. Bu kullandığım bardak birazcık büyüktü ama siz 200 milimlik 1 su bardağı kullanabilirsiniz. Yumurtayla şekeri açık renk olana kadar 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Şu gördüğünüz görüntüyü alması gerekiyor. İçerisine 125 milimlik çay bardağı ile 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, yarım su bardağı kadar da ılık su, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeleri katacağız. Daha sonra çırpacağız. Toplamda hemen hemen 2 su bardağı, 200 mililik su bardağı ile 2 su bardağı un kullandım. Hemen hemen 8-10 yemek kaşığına eşit geliyor. Çok olmayacak. Bu esnadan sonra şöyle bir 15-20 saniye, yani sadece karışana kadar çırpıyorum. Baktım birazcık cıvık geldi. Kalan unu da ilave ettim. Bu kalan unla birlikte toplamda 2 su bardağı arkadaşlar. Daha fazla eklemeyin. Ama yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir ama sizler sakın ununuzu aşırı eklemeyin. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça cıvık bir hamur olması gerekiyor ki o kekin yumuşak olabilmesi için. Kek hamurunu kenara alıyorum. Şöyle bir ufak bir borcam kullanıyorum arkadaşlar. İçerisinde tereyağı ya da margarinle bolca yağlıyorum. Ben sıvı yağ kullanmamanızı tavsiye ederim ama yoksa birazcık kullanabilirsiniz. Sıvı yağ biraz daha kabarıklığını alabiliyor ama tereyağı ya da margarin hamuru daha güzel tuttuğu için daha güzel kabarıyor. Borcamı yağladıktan sonra kek hamurunu içerisine döküyorum. Şöyle yakından da kıvamını sizlere ayrıntılı gösteriyorum arkadaşlar. Eğer katı bir kek hamuru yaparsanız kekiniz de sert olacaktır. Kek hamurumu kenara alıyorum. Ben bir adet şeftali kullandım. 2 adet getirdim ama bir adet yeterli. Seviyorsanız 2 tane de koyabilirsiniz tabii ki. Tamamen bu esnada damak tadınıza göre. Kabuklarını öncelikle şeftalinin güzelce soyuyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, arzu ettiğiniz gibi bu esnada şeftali, muz, yani sevdiğiniz meyvelerden ilave edebilirsiniz. Armutlu da çok güzel oluyor. Mevsime göre mandalinalı. İsterseniz de hiç meyve koymadan yapabilirsiniz. Kabuklarını soyduktan sonra şeftaliyi gördüğünüz şekilde dilimlere ayırıyorum. Bazı şeftali bu şekilde ayrılmayabilir. O zaman şöyle dilim dilim alabilirsiniz. Benim şeftali çok güzeldi ve lezzetliydi. Hatta kanalımda şeftali reçelini de paylaştım arkadaşlar. Muhakkak lütfen denemenizi tavsiye ediyorum. 1 kilodan da olsa deneyin. Ben de zaten 1 kilo şeftali tarifi paylaştım, tam ölçülü. Onu da ekleyeceğim videonun sonuna. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bu şeftaliyi kullanmıyorum. Bir tane yeterli geldi benim için. Dilimlere ayırdığım şeftalileri şimdi hamurun üzerine şöyle bırakıyorum. Bu dibine çökecektir. Bu gayet normal arkadaşlar. Hamurumuz oldukça cıvık olduğu için üzerinde kalması çok zor. Dibinde kalıyor ama yerken o şeftali lezzeti her türlü geliyor. Biz çok sevdik şeftaliyi. Özellikle çocuklar böyle meyveli şeyleri sevmiyor ama lezzetine bayıldılar. İnanın ki çok severek yediler.
Bence şeftali ayrı bir lezzet katıyor. Gördüğünüz şekilde şöyle diziyorum. Zaten birazcık bekledim mi dibine çöktü. Şöyle birkaç kere vurup önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına götürüyorum. Şu gördüğünüz kabın içerisine muhakkak fırına dayanıklı bir kaba su koyun arkadaşlar. Daha böyle güzel yumuşak bir kekiniz olacaktır. Fırından çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi ne kadar güzel kabardı. Ben üzerine pudra şekeri serptim. Daha güzel bir lezzet katması için. Muhakkak bir 15-20 dakika hatta yarım saat kekinizi dinlendirin. Öyle dilimleyin yoksa parçalanacaktır. Dilimleri ayırıp servis tabağına alacağım. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Yumuşacık, oldukça lezzetli. Hem de borcamda kalıp kullanmadan bu güzel lezzetli keki denemenizi tavsiye ediyorum. Alttaki şeftaliler de ayrı bir lezzet kattı. Siz bu güzel lezzetli kekin sonunu izlerken ben de videomu bitireyim. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Deneyenlerden de aynı şekilde yorum bekliyorum. Lütfen videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Tüm püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum. Kaçırmamanızı isterim. Denedikleriniz her zaman daha güzel olmasını her zaman da söylüyorum arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.